Kâr zarar raporları nasıl oluşturulur? Sistemden alınacak olan kâr zarar raporları işletmenin finansal durumunu göstererek işletme içi ve işletme dışı bilgi sunumunu gerçekleştirir. DİA üzerinden inceleyeceğimiz kâr zarar raporlarına bakacak olursak, DİA ana sayfası üzerinde arama alanına veya DİA logosu üzerine tıklayarak arama alanına geldiğimizde kâr zarar yazarak sistemde bulunan kâr zarar raporlarını görüntüleriz. Arama listesinde görüldüğü gibi 4 farklı başlıkta kâr zarar raporu bulunmaktadır. Stok başlığı altında alış satış bazlı kâr zarar raporu, cari başlığı altında alış satış bazlı kâr zarar raporu, fatura başlığı altında alış satış bazlı kâr zarar raporu, sipariş başlığı altında kâr zarar raporu bulunmaktadır. İlk olarak stok başlığı altında bulunan kâr zarar raporunda inceleme sağlayalım. Rapor ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuzda tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş sağlayarak raporlarda inceleme gerçekleştirebiliriz. Firmamızın birden fazla dönemi bulunuyor ise inceleme yapmak istediğimiz dönemde seçme işlemi gerçekleştirerek inceleme sağlayabiliriz. Parametreler sekmesine geldiğimizde raporda incelemek istediğimiz parametrelerde düzenleme gerçekleştiririz. Depo grubu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek tek bir depo grubunda seçme işlemi yapabileceğimiz gibi vazgeç ile çıkış sağladığımızda depolar alanından birden fazla depo seçimi gerçekleştirebilir veya hepsini seç seçeneği ile tüm depolar için inceleme sağlayabiliriz. Raporu incelemek istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerinde seçme işlemi gerçekleştiririz. Raporumuzdaki giriş fiyatını fiyat birden 10'a kadar seçebileceğimiz gibi son alış, son giriş, ortalama giriş, ortalama giriş irsaliyeye göre son verilen sipariş, maliyet, satış maliyeti, FIFO, LIFO, ELDO seçeneklerine göre inceleme sağlayabiliriz. Çıkış fiyat olarak yine aynı şekilde fiyat birden 10'a kadar ve diğer fiyat türlerinde inceleme sağlayabiliriz. Fiş türlerini incelediğimizde irsaliye fiş türleri ve malzeme fiş türleri satırları bulunmaktadır. Alt başlıklarını inceleyecek olursak, irsaliye türleri altında bulunan mal alım, perakende satış iade, toptan satış iade, konsinye çıkış iade, özel çıkış ve diğer işlemler bulunmaktadır. Raporda incelemek istemediğimiz satırları klavyemizden boşluk tuşu ile gri işaretleme gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Tekrardan görüntülemek istediğimizde klavyemizden boşluk tuşu ile tekrardan yeşil tik haline getirmemiz gerekmektedir. Firmamız satış elemanı bazlı faaliyet gösteriyor ise satış elemanı alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili satış elemanı seçimini gerçekleştiririz. Firmamız proje bazlı faaliyet gösteriyor ise proje alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili projede seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. Faturalanmamış irsaliyelerin rapora dahil edilmesini istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlayabiliriz. Birim fiyatlarını belirtilen depoya göre hesaplanmasını istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlayabiliriz. Raporlama dövizine göre hesaplanmasını istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlayabiliriz. Rapor ekranlarında sağ tarafta bulunan sıralama ve gruplama seçenekleri ile rapor üzerinde düzenleme sağlayabiliriz. Örnek olarak gruplama alanından grup kodunu, sıralama alanından da stok adını seçerek rapor üzerinde bir düzenleme sağlayabiliriz. Filtreler sekmesine geldiğimizde listede bulunan satırlarda filtreleme gerçekleştirebiliriz. Düzenlemiş olduğumuz parametrelere istinaden kâr zarar raporunu aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile görüntüleriz. Belirlemiş olduğumuz başlangıç bitiş tarihlerindeki ilgili depolardaki hareketleri liste ekranından görüntüleyebiliriz. Yapmış olduğumuz gruplama ve sıralama işlemleriyle rapor üzerindeki düzenlemelerimizi görüntüleyebiliriz. Raporda bulunan kolonlardan çıkış miktarını, çıkış maliyetini, kâr zararı ve yüzdesel olarak kâr zarar oranlarının takibini sağlayabiliriz. Sayfa altında bulunan sayfa toplamı, rapor toplamı bilgilerinden gerekli incelemeyi gerçekleştirebiliriz. Rapor üzerinde farklı bir bilgi görmek istiyorsak aşağıdaki panelden tasarım seçeneği ile rapor tasarımı üzerinde değişiklik sağlayabiliriz. Açılan uyarı penceresinde standart tasarımlar değiştirilemez, otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturulacaktır uyarısı gelecektir. Tamam diyerek yeni bir rapor tasarımı hazırlayabiliriz. Ekranımızın sol tarafında bulunan
Alanlardan sürükle bırak ile rapor alanına ekleme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki panelden vazgeç ile sayfadan çıkış sağlayalım. Yazdır seçeneği ile incelemiş olduğumuz raporun çıktısını alabiliriz. E-posta seçeneği ile farklı formatlarda raporun gönderilmesini sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda raporu dışarıya aktarabiliriz. Vazgeç seçeneği ile rapor ekranından çıkış sağlarız. Bir diğer raporumuzda inceleme sağlamak için Diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsünü görüntülediğimizde cari başlığı altında bulunan kar zarar raporu satıcı bazında, kar zarar raporu cari bazda detaylı, kar zarar raporu cari bazda özet olarak inceleme sağlayabiliriz. Örnek olarak kar zarar raporu satıcı bazlı inceleme gerçekleştirelim. Rapor ekranımızda parametreler sekmesinde inceleyeceğimiz rapora ait parametreleri düzenlememiz gerekmektedir. Cari kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek inceleme sağlamak istediğimiz satıcı carileri seçebileceğimiz gibi liste ekranındaki aralık içinde seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. İlk satırda aralığın başında bulunan cariyi cari kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili cari üzerinde seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. İnceleyeceğimiz raporda başlangıç bitiş tarihlerini ilgili alanlardan seçebiliriz. Cari kodu alıcı alanına geldiğimizde F1 ile liste ekranını görüntüleyerek cari kart listesi üzerinde inceleme gerçekleştireceğimiz cari bilgisini seçebiliriz. Satış tarihi alanından incelemek istediğimiz rapor tarihlerinde seçme işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Cari kod alanları boş bırakılması durumunda raporda alıcı ve satıcı olarak tüm işlemler listelenecektir. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise ilgili alandan şube seçimini gerçekleştirebiliriz. Şubemize bağlı depolar bulunuyor ise depolar alanından birden fazla depo bulunması durumunda depolardan seçme işlemini tek bir satırda yapabileceğimiz gibi hepsini satırı ile de tüm depolarda seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani ekran seçeneği ile raporumuzu görüntüleriz. Raporumuzda alış adedi, alış tutarı, satış adedi, satış tutarı, satılan malın maliyeti ve kar zarar tutarı ilgili kolonlarda görüntülenmektedir. Alım iadeler alış tutarından, satış iadeler satış tutarından düşülerek maliyet analizi ve kar zarar gösterilmektedir. Vazgeç ile sayfadan çıkış sağlarız. Diyalogosu üzerine tıklayarak arama alanına geldiğimizde fatura başlığı altında bulunan kar zarar raporunu görüntüleriz. Firmamız depo bazlı faaliyet gösteriyor ise inceleme sağlayacak olduğumuz depo bilgisini satırdan seçebileceğimiz gibi hepsini seç seçeneği ile de tüm depolarda inceleme sağlayabiliriz. Raporu incelemek istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeriz. Maliyet yöntemi olarak birden 10'a kadar fiyat seçimi yapabileceğimiz gibi son alış, son giriş, son satış, son çıkış, ortalama giriş, ortalama çıkış ve diğer yöntemlere göre de maliyet yöntemi belirleyebiliriz. Eğer üst işlem türü kullanıyor isek inceleme sağlayacak olduğumuz üst işlem türünde seçme işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Fiş türleri olarak alt kırılımları görüntülediğimizde satış faturaları altında perakende satış, toptan satış, verilen hizmet, alınan hizmet, perakende iade, perakende satış iade, toptan satış iade, alınan fiyat farkı, verilen fiyat farkı satırlarında inceleme gerçekleştireceğimizi görüntüleyebiliriz. Fatura satırlarına ait maliyetlerin gösterilmesini istiyor isek ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekmektedir. İnceleyeceğimiz raporda birim fiyatları belirtilen depoya göre hesaplanmasını istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekmektedir. Raporlama dövizine göre hesaplama yapılmasını istiyorsak ilgili alanda işaretleme yapmamız gerekmektedir. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile raporu görüntüleriz. Fatura bazlı kar zarar raporunda seçmiş olduğumuz depolara istinaden ilgili tarihlerdeki işlemler görüntülenmektedir. İlgili cari ile hangi tarihte ne kadarlık bir tutarda işlem yapıldığını, net toplamın ve maliyetinin ne kadar olduğu bilgisini kolonlarda görüntüleyebileceğimiz gibi alt satırından ilgili stoğa ait bilgileri de görüntülememiz mümkündür. Vazgeç seçeneği ile rapor ekranımızdan çıkış sağlarız. Tekrardan Diyalogosu üzerine tıklayarak arama listesini görüntülediğimizde son raporumuz sipariş başlığı altında bulunan kar zarar raporunu inceleriz. Depolar alanından inceleme sağlayacağımız depo bilgisini seçebileceğimiz gibi hepsini seç seçeneği ile de tüm depolarımızda inceleme gerçekleştirebiliriz. Dönem, başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebiliriz. Maliyet yöntemi olarak
Birden 10'a kadar fiyatta inceleme sağlayabileceğimiz gibi son alış, son satış, LIFO, FIFO gibi diğer maliyetlendirme yöntemlerinde de inceleme sağlayabiliriz. Örnek olarak son satış maliyet yöntemiyle inceleme gerçekleştirelim. Fiş türü olarak verilen ve alınan siparişlerde inceleme sağlayabiliriz. Örnek olarak verilen siparişler üzerinde inceleme sağlayalım. Onay durumu, teklif durumunda olan siparişleri, analiz aşamasında olan siparişleri, kabul edilen siparişleri görüntüleyebileceğimiz gibi reddedilen siparişlerde de bir işaretleme sağlayarak tüm sipariş durumundaki fişlerde inceleme sağlayabiliriz. Fiş satırlarına ait maliyetlerin gösterilmesini istiyorsak da ilgili alandan işaretleme gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile seçmiş olduğumuz tarihteki seçmiş olduğumuz fiş türüne istinaden kar zarar raporu görüntülenecektir. Satırlarda inceleme sağladığımızda hangi tarihte, hangi cari ile hangi depodan işlemin gerçekleştirildiğini, işlemin ne kadar tutarda olduğunu, net toplamının, maliyetinin ve toplam karının ne kadar olduğunu kolonlardan takip etmemiz mümkündür. Alt satırında bulunan sipariş detayına ait bilgilerden de hangi ürünün ne kadar miktarda, ne kadar birim fiyatıyla işleminin gerçekleştirdiğini takip edebiliriz.